بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والكلمة مشتقة من الكلم وهو الجراحة والكلمة كلمة جر مشتقة من الكلم كلمة كلمة مشتقتش مشتقة ما يعني أخزد المش Çünkü iştikak manası ne demek? Ahzu kelimetin min kelimetin uhra. Bir kelimeyi başka bir kelimeden almaya iştikak diyoruz. İşte kelime de neyden alınmıştır? Neyden türetilmiştir? Minel kelmi. Vel kelimetu yani türetilmiştir. Minel <laughs> kelmi. Kelm maddesinden ne yapılmıştır? Türetilmiştir. E tabi sadece kelime tek kelimden türememiş ki. Kelam da aynı şekilde o da ne? o da kelimden türemiştir yani ya. Yani hem kelime hem de kelam her ikisi ne yapılmıştır? Kelimden türemişler. Ve huve, peki bu kelim nedir kelim? Ve huve, bu kelim diyor ki e, el 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 cirahatu el cirahatu yara cirahat yara demek e, halbuki Kelm yara anlamına gelmiyor. Kel yaralamak anlamına geliyor. O yüzden diyeceğiz ki ve huve el cerhu o cirahat yanlıştır. Yani bu cirahat tabiri yanlıştır. Çünkü kelm cirahat anlamına gelmiyor. <laughs> yara anlamına gelmiyor. Kelm geldiği, lohatta geldiği anlam cerhtir. Yaralamaktır. O yüzden ve huve o kelm el cerhu diyoruz. Kel yaralamaktır. Anlaşıldı mı? Kelm yaralamaktır. Zaten e, hat nuskasında da orada da ve huve el denilmiştir yani ya tamam. <Sessizlik> Vel iştikaku iştirakul kelimeteyni fi hurufil asli ve ma'nel asli. Vel iştikaku diyor iştikak manası nedir? İştikak hani dedi kelime bir de bizi kelam her ikisi nedir? Kelimden müştaktır. Peki müştaktı diyoruz ya iştikak manası nedir? İştikak ne demek? Vel iştikaku iştikak diyor iştirakul kelimeteyni iki kelimenin ortak olmasıdır. İştirakin yani ortak olmasıdır. Fi hurufil asli asli harflerde iki kelimenin ortak olmasıdır. bir de ve ma'nal asli ve asli manada da ortak olmasıdır. Halbuki biz istiqaqı manasını söyledik. İstiqaq bu, istiqaqın manası değil ki, bu istiqaqın alametidir. İstiqaqın manası neydi? Akhzu kelimetin min kelimetin ukhra veya farklı bir tabirle raddü kelimetin ila kelimetin ukhra. Bir kelimeyi başa bir kelimeye dönüştürmek. Yani veya bir kelimeden başka, başka bir kelimeden bir kelimeyi almak, türetmek, iştikak budur. Bu iştirakul kelimeteyni fi hurufil asli ve ma'nel asli bu iştikakın alametidir yani ha. İştikak yani bir kelime bir ke, başka bir kelimeden türediğinin delili, alameti nedir? Eğer bakıyorsun o her iki kelime asli harflerde ortaksa ve ma'ni selasede o üç manaydan bir tanesi ortaklık varsa, asli manada ortaklık varsa ha, demek ki o zaman bu alamettir ki bu şunun belirtisidir. Demek ki bu kelime işte şu kelimeden alınmıştır. Ondan türetilmiştir. Anlaşıldı? O yüzden biz burada şöyle bir mudaf takdir edelim. Ve iştikakı da bir mudaf takdir edelim. Yani ve alametül iştikakı iştikakın alameti iştirakul kelimeteyni'' deyni. Bak ne kadar güzel oldu. İştikak, değil ki iştikak, iştirakul kelime İştikak, iştirakul değildir. O ahzu kelimetin min kelimetin uhradır. O yüzden biz burada bir tane mudat takdir edeceğiz. Ve alametul iştikaki, iştikakın alameti, abudur ha, iştirakul kelime İki kelimenin ortak olmasıdır iki kelimenin ortak olmasıdır. Fi hurufil asli. Yani fi hurufil asli. Şimdi hurufun asla idafesi idafe O harfler ne dediler? Asıldılar zaten ha. İdafe beniye. B burada yine bir mudaf takdir edelim. Şimdi mesela diyelim ki bir kelimeyi başka bir kelimeden türettik. Bunlar asli harf türettiğimiz zaman asli harflerin ya bütününde ortaklık oluyor iştikak yapılırken asli harflerin tümünde ya ortaklık yapılıyor, yani şey yap, iştiraklık, ortaklık yapılıyor veya çoğunluğunda. Mesela diyelim ki böyle mana için diyeceğiz ki ya diyeceğiz fi cemi'i hurufil asli ve fi ekseri hurufil asli yani ha. Burada mudaf yapacağız. Mesela örneğin darabe neyden iştikak edilmiştir? Neyden akz edilmiştir? Darbden. Bak, da, ra, be, da -be. Bak, hem de mürattepli, tertipli. Bak, da, tre, Mana aynıdır ve ondan ne yapınca, Türetilmiştir. O zaman diyeceğiz ki, bu darabenin iştikakı, iştirakül kelimeteyni, darabe bir de darb, bu iki kelime ortaktırlar. Fi cemii hurufil asi diyeceğiz. Değil mi? Bütün asi harfleri, da, tre, bir de Bak, bunların hepsini de ortaktırlar. Ondan sonra hem de tertipli, tertipli olmadı mesela örnek verelim. Mesela diyelim ki cebeze bu bunu cez cezbun. Cezbundan biz biz türetelim. şimdi bu ce, e, cebeze bak cim be, zal. Cezbundan türettiğimiz zaman cim zal be. Zal be, b zal. Bak yer değiştirme var. Yani cez biz neyi türettik? Cebezeyi türettik. Cezbden cebezeyi türettik. Cezb. Ha ha. İşte bak burada asli harfler hepsi var. Burada da fi cemi'i hurufil asli. Bu cebeze ile cezb. Bunlar istirakul kelimetin bu her ikisi ortaktırlar. Yine fi cemi'i hurufil asli. Ama bu gayri Ha. Burada tertip yok. Çünkü b ile zal, ba ile zal ne yapacak? Yer değişikliği olmuş. Bak bu fi cemi'i hurufil asli örnek verdik. Bazen de bir kelime diğer bir kelimeden e, ahz edildiği zaman, alındığı zaman fi ekseri hürfül asli ortak oluyor. Mesela diyelim ki na'aka biz bu na'aka biz bu neyden ahz edelim? Yani ahz etmişiz. minen nehqi nehqi nun ha kaf nehqi e şimdi bak na'aka hangi harfler var? nun var, ayn var kaf var. Nehk. Oradan hangi harfler var? Nun var. Bak aynı yok. H var. H harfi. Bir de kaf harfi var. Yani aynı bak. Bütün harfler aynı değil. Ama çoğunluk aynıdır. Bak nunla kaf aynıdır. Sadece aynı değil. aynı değiller. Fakat mahreç yönünden yine de birbirlerine yakınlıkları vardır yani ha. Yani hem ha harfi hem de aynı harfi ikisi de hurufi halkelerdendirler. Yani boğaz harflerindendir. Ha harfi aksal halktan çıkarken aynı harfi vasatul halktan çıkıyor. Bak mahraç şundan birbirine yakınlıkları var. Ve bu da bu da bu da iştikaktır. Ne'akanın yani, na nahktan e, türetilmesi bu da bu da iştikakın bir yani bu, bu, da iştikak sayılıyor ve buradaki iştikakın alameti nedir? Yani ortaktırlar. Bunlar fi ekseri huruf asli yani ha fi cemi huruf değil. Fi ekseri huruf asli. Şimdi bunları söyledikten sonra kendi şeyimizi uygulayalım. Gerçekten kelime ile kelim bunlar e, asli harf yani kelime dedik kelimden türetmişiz. E peki burada alametin yani, e, al, alameti gerçekleşmiş buna bakalım. Kelime bakalım kaf lam mim. O tazı, yani o fazlalıktır. Asli harfler kaf lam mimdir. Kelimden bakalım kaf lam mim bak hem kelimede hem de kel... kelimde her ikisinde asli harfleri aynıdır. Kaf, lam, mim o da kaf, lam, mim. Bak demek ki o zaman kelime ve kelim için konuşursak ve alametul Bu burada diyeceğiz ki ve alametul fil kelimeti vel kelmi yani diyeceğiz ki iştirakuhuma fi cemi'i hurufil asli diyeceğiz. Yani bunlar nedirler? Bütün harflerde ortaktırlar yani ha tamam bir de ve ma'nel asli. Bir de başka neyde ortaktırlar? Asli manada. Yani bu ibare biraz kapalıdır. Daha şöyle açık bir ibare kullansaydı daha hoş olurdu. Mesela şöyle deseydi. Ve ma'nen minel ma'ani thalâfeti. Ve ma'nen minel deseydi daha hoş Daha böyle açık anlaşılır bir ifade olurdu. Yani demek ki o iki kelime ne olacaklar? Iı, ve mənan bir mənada ortaq olacaqlar. Minel maani'z-zələsati o 3 mənanadan bir tanəsində də ortaq olacaqlar. O 3 mana nədir? Manayı mutabiqidir, manayı taddumunidir və manayı iltizami. Manayı mutabiqi demək, yəni o kəlime vəd edilən mana nə isə odur. En maudi alehu. Məsələ örneyin. İnsanı ələ alırsak, insanın manayı mutabiqi nədir? Yani ma, maudi alehu nedir? Hayvan hayvanun natikundur. Bu hayvanun natikun düşünebilen bir canlı bu insanın neydir? Manayı mutabıkisidir. Ha bu <laughs> manayı mutabıkının yani bu insanın barındırdığı tadamını içinde hangi manalar barındırıyor insan? Manayı tadamınısı demek yani bu insan kendi tarifinde hangi manaları barındırıyor? Hayvanı barındırıyor. Bir de natıkı barındırıyor. Manet adam bu demek. Ha, bu hayvanı natık olan insanın ona lazım olan ilt mana Ona lazım olan nedir? Dahktır. Mesela gülmesidir ve de buka ağlamasıdır ve nutuk konuşmasıdır. Bunlardan manayı iltizamsidir. E şimdi kelimede bunu uygulayalım. Yani bu bir örnek olsun diye söyledim. Kelimede uygulayalım. Kelimenin manayı mutabıkısı nedir? Yani kelimeye vud edilen mana nedir? Lafzun vudi'a li manan müfedindir. Hani ya el kelimetu lafzun vudi'a li manan Bu kelimenin manayı mutabıkısıdır. Bu manayı mutabık ile kelime kelime kendisinde hangi manalar barındırıyor? Manayı tadamın nedir? Ya lafızdır. o nasıl vudi'dir? o nasıl manadır? o nasıl müfettir? Bak bunlar da manayı tadamın Kelimenin yani lafzun vudi'a li manan Abu kelimenin mana iltizamisi nedir? Tesirdir. Çünkü o kelime telaffuz edildiği zaman muhatapta o ne yapıyor? Tesir yapıyor. Yani ba'da kelam mütekellimi dedik müessirun fi değil mi? Fi nefsi Mana ise nedir? Tesirdir yani. Anlaşıldı mı? Mana iltizamisi tesirdir. Şimdi gelelim kelime ve kelimde asli harflerde hani iştikakın alameti neymiş? İştikakın alameti asli harflerde ortak olacaklardı. Bir de bu üç mana, manayı mutabakı manayı tadamuni, manayı iltizami. Bu üç manadan bir tanesinde ortaklık olacaktı değil mi? E bakalım kelime ile kelim, kelime müştaktır değil mi? Türemiş. Kelim nedir? Müştakkun minhudur. Yani kendisinden türetilen. O kelim müştak minhudur kelimesi müştah. Ve bunlar gerçekten iştikak alameti burada gerçekleşmiş mi? Evet bakalım. Mesela bunlar asli harflerde ortaktılar. Çünkü her ikisinde asli harfleri kaf, lam ve mim harfleridir. Hem kelimede de bu harfler mevcut hem kemde de mevcuttur. Ve o üç manadan herhangi bir tanesi ortaklık var mı? Evet. Kelimenin manayı iltizamisi tesirdi. Bak kelimenin manayı iltizamisi Kelmin ise manayı mutabıki. Kelm yaralamak. Yaralamak bir tesirdir. Kelmin manayı mutabıki kelimenin ise manayı iltizamisi. Bak ikisinin ortak yönü o tesirdir ha. Fi asli tesiri. Orada nedirler? Ortaktırlar. Tamam. Evet. Şimdi devam edelim. Vahuma diyor eyil kelimetü vel kelmu. Yani bu kelime ve kelm müşterekani fi hurufil asli. Bunlar nedirler? Asli harflerde ortaktırlar. O asli harfler nelerdir? Beyan ediyor. Minel kafi vel lami vel mimi. Kaf, lam, mim. Bu asli harflerde ortaktırlar. Bir de ve fi ma'nel ma asli lezi huve et Asli, <laughs> asli manaki ki o tesirdir. Yerine keşke böyle önim. E, 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 yani, dese ve fi asli tesiri. Çünkü bizdeki ki üç mana var. Manayı mutabıkı, manayı tadamını, manayı iltizami. Ve fi manal asli, e, yani asli mana değil. Ellezi kuvvet tesiri. her, hem kelime hem de kelmin asli manası tesir e, değildir yani ha. Çünkü tesir, kelimenin manayı iltizamisiydi. O kelimin ise manayı mutabıkısıydı. O yüzden biz burayı şöyle düzelteceğiz ve fi o, o şey var ya manel bunu kaldırıyoruz ve fi asli teesiri bu ibaren hakkı böyledir ha ve fi asli teesiri teesirin kendisinde nedirler avunda ortaktırlar hem kelime hem de kelam hem de hem kelime hem de kelim o teessirde ortaktırlar Teessir kelim, kelimenin manayı iltizamisiydi kelimen ise manayı مطابق yani ha. E gerçekten o e, ke, e, kelimeler bunlar tesir ediyor mu? Evet. Diyor li kelam kalam al li en al yani o, o o o konuştuğu o kelimeler bu mu'essirun tesir ediyor fi nefsi sami'in. o işten kişiye ne yapıyor? onda tesir tesir ediyor tabi bütün e, mütekelime yani konuşan kişinin her sözü Samte muhatapta tesir etmiyor bazıları O yüzden de, o da bir mudaftt edeceğiz diyeceğiz ki line Bada kelamil onun bir e, e, kısım bazı sözleri bazı kelimeleri ne yapıyor onlar tesir ediyor yani ya tabi burada kelam demiş kelime dememiş Çünkü e, şeydir. Kelamın içinde kelimeler var. O kelimeler ne yapıyor? Tesir ediyor. O yüzden ke kelam olarak kullanmış. Ve aynı zamanda kelam da hani o kelime ya. Onu da göstermeye çalışıyor ki hem kelime hem kelam her ikisi o tesir yönünden kelime ortaktılar mana itibarıyla. Kema nasıl ki enne <laughs> cirahatel carihi demiş. Enne cirahatel carihi demiş. halbuki yani ee, biz bizde ki cirahat yaradır. Yani biz burada cerh manası kalsıyoruz. Cirahat okusak mana diyor. ki enne cirahatel carahi. Carah yaralayan. Yaralan kişinin yarası. mueffir'un fil mecruhi. Bunun kendi ibaresini okuyup mana yapalım. Kemal enne cirahatel carahi. Yara, Carah yaralan Yaralayan kişinin o yarası müeffiretun tesir ediyor fil mecruhi yaralanan kişide. Yani bak mana bile bozuluyor. O yüzden biz diyeceğiz ki kema enne cirahada değil. Kema enne cerhal carhi. Orayı düzeltiyoruz. Orası yanlıştır. Tamam. Kema enne e, enne e, e, cerhal carhi. O yaralayan kişinin cerhi yani yaralaması değil mi? Yaralan kişi ne yapıyor? Yaralıyor. O yaralaması müessirun müessirun tesir ediyor fil mecruhi o yaralanan kişide ne yapıyor tesir ediyor yani ya Yaralanan kişi o yaralananı e, yaralaması, onu onda tesir etmiş oluyor buna, buna bir tesirdir yani ya tamam bak burada delil getirdi demek ki gerçekten de hem kelam hem kelimede hem de o e, cerhteyin yani o kelim kelim ki bu mana bu mana man her ikisinde de ne vardır tesir vardır. Bu öyle delil getirdi yani ya tamam. Ha ha. Gerçekten o mütekelimin bazı konuşması tesir ediyor mu? Ve delilü aleyhi yani aleyhi itibari tesir müştereken fihi anlamında. Yani o tesir her ikisinde ortaktır. Hem kelimede hem de kelimde tesirin ortak olduğuna dair delil Kavlu şa'iri. Tamam. Yani o tesir her ikisinde ortak olduğuna dair delil nedir? Kavlu şa'iri şairin şu sözüdür. Ee, Tabi bu sözünde hani kelamın gerçekten yani, muhatapta tesir etine et, et, delil olarak. Cira'hatus sinani lehel tiyamu ve la yeltamu ma cera'hal lisanu. Cira'hat cem'u cira'hatin. Cirahatinin cem'idir. Yani yaralar. Cırahatus sinani. Sinan e, mızrağın ucuna denilir sinan. Mızrak ucu demek. Fakat buradaki manası, yani buradan kasıt kullu meecruhum. Buradan murat kullu meecruhum. Yaralama işini yapan ne kadar şey varsa, ucu sivri olan şey varsa hepsi kasıt diyor ha. İşte o ucu sivri olan şeylerin yaraları leha o yaralar için, o cirahatlar için vardır. İltiyamu. Onlar için o iltiyam, o tedavi, o iyileşme onlar için vardır yani ha. Ama ve la iyileşme yoktur. Ma cerahal lisanu. Yani o cerahal lisan dilin açtığı o yaraya ona tedavi, ona iyileşme yoktur. May mazire yapalım. Ve la yeltamu. O zaman o da bir mudat edelim. Ve iyileşmiyor. أثروا جرح اللساني وماي مزراب أجاز ورضبنا نابجاز مضاف تختز جاز ولا يلتامو أثروا جرح اللساني مزر ينأخذ مننا وجرحان مزاني تختز فعلنا نابجاز فعلنا إضافت جاز فعل اللسانو فعلنا إضافت جاز يعني ولا يلتامو أثروا ومضاف تختز ديك أثروا جرح اللساني خلاصتي إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين